Yeni başlayanlar için tıpta uzmanlık sınavı tarafıma gene oldukça fazla sorulan, hani birinci, ikinci, üçüncü sınıfta ne yapalım, nasıl TUS sınavının farkındalığına vararım tarzında sorularla çok karşılaşıyorum. Şimdi öncelikle ilk yapmamız gereken tabii tıpta uzmanlık sınavı, TUS sınavı, özellikle bir tıp fakültesi bitirdikten sonra kafamızda ilerisi için plan kurmak için en önemli sorunlardan biri. Ama klasik cümlelerden biri tabii tıp fakültesini verimli geçirmek ya da TUS sınavına ilk 3 senede kendimizi hazır hissedebilmek için neler yapmış olmamız gerekir? Özellikle yeni başlayanlar için bu sunumun faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi öncelikle birinci ve ikinci sınıflar için ne yapalım senaryosuyla başladım. Bir kere önce sınıfı geçeceğiz. Hani bu da gerçi klasik cümlelerden biri. Pragmatik ve faydacı davranmış olmanız lazım. Ama geçerken dikkat etmeniz gereken en önemli şeyler, bence temel dersleri muhakkak klinikle korone edip kafamıza yerleştirmeye çalışmamız lazım. Çünkü biliyorsunuz hafıza hem kısa süreli hem uzun süreli ki tıp fakültesinde olduğunuz için tabii ki birçok şeyi ezberleyip hafızanıza atıp geçme şansınız var ama ileriki sınıflarda TUS sınavı için bu unutmayı çok sağlıyor. Dolayısıyla her klinik bilginin, her temel bilginin klinikle mutlaka korele edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu unutmanın daha fazla engellediğini düşünüyorum. Buna birkaç tane örnek yazmaya çalıştım. Mesela karbonik anhidraz enzimi için biyokimyacılar, hatta fizyologlar bile karbondioksitle suyu birleştirip eritrositin içerisinde bir karbonat yaptığını söyler. İşte çinkoya ihtiyaç duyduğunu söylerler. Özellikle katalitik olarak işlev görebilmesi için ki bunu sınavlarda çok sorarlar. Hani işte çinkoyu kullanan enzim hangisidir diye komite sınavlarında. İşte bir karbonat ve hidrojen olarak iyonlara ayrışır. Bir karbonat da plazmaya geçer. Basit baz dengesinde rol alır. Peki bunun klinik anlamı ne? Klinik anlamı bu reaksiyon tabii ki önemli ama plazmanın önemli tampon sistemlerinden biri bir karbonat. Dolayısıyla asitotik hastalarda biz mutlaka tamponlamak için bir karbonat düzeyini mutlaka klinikte bakıyoruz. Artı metabolik asidozu belirleyen en önemli parametre olduğu için bir karbonat düşüklüğüyle beraber ciddi bir karbonat düşüklüğü olan metabolik asidozlu hastalarda bir karbonatı tedavide de kullanıyoruz. Yani bu enzimin özellikle oluşturduğu karbonik asidin ürünleri bizim için çok önemli. Veya farmakoloji için bir örnek. Çalıştığınız zaman teofilin çok sevdikleri ilaçlardan biridir farmakologların ki özellikle birçok klinik etkisi var. Biliyorsunuz KOAH ve bronkokonstriktif hastalıklarda hem bronkodilatatör etkisi hem antiinflamatuar etkisi açısından çok önemli bir ilaç ama kullanımı sınırlı. Niye? Çünkü teofilin adenozin reseptörlerini bloke eder diye temelde bir bilgi vardır. Bu da klasik farmakoloji bilgilerinden biridir ama adenozin reseptörünün klinikteki anlamı kalpte de olmasıdır. Dolayısıyla bu reseptörleri bloke ettiğiniz zaman teofilin aritmilere neden olur. Bu yüzden de klinik kullanımı sınırlıdır. Yani bir KOAH hastasında ilk tercih değildir. Astımda hemen verme şansınız yoktur. Mutlaka dikkatli kullanmış olmanız gerekir. Veya başka bir örnek. Size alerji immünoloji anlatılırken işte kivi, avokado gibi yiyecekler lateksle çapraz reaksiyon verir. Bu ne demektir? Okuduğunuz zaman bunu öğrenip hani lateksle çapraz reaksiyon gösterilen anlamda ama bunun klinik anlamı özellikle lateks alerjisi olan ki sağlık personelinde oldukça fazla biliyorsunuz. Kivi ve avokado gibi gıdalar aldığı zaman alerjik reaksiyonla karşılaşabilirsiniz demektir. Yani burada mutlaka klinikle korele bir şekilde gitmiş olmanız gerekir memoriye atabilmeniz için. Mesela anatomi yine her dersten örnek vermeye çalıştım. Mesela fasyal sinir işte pontoserebeller bölgeye komşudur. Parotis bezinin içinden geçer biliyorsunuz. Bunun klinik anlamı var. Niye? Pontoserebeller köşe tümörler. İşte bir vestibüler şuvannomlar veya malign bir tümör olabilir. Veya parotis bölge hastalıkları, parotitler, işte atıyorum parotis tümörleri, tükürük bezi tümörleri, fasyal sinir paralizi yapabilir demiş olmanız lazım. Çünkü bunların ayırıcı tanısı, bunların komşu olduğu yerler açısından bize anlatılma sebepleri budur. Sonuç, klinikle korele olmayan temel bilimler unutulması kolay dersler olarak aklımızda kalıyor. Hep işte ezberleyip geçeceğimiz senaryolar olarak kalıyor ama klinikle korele ise unutmak zor. Dolayısıyla birinci, ikinci sınıfta bence sınıf geçmenin yanında mutlaka bu yaklaşımı, klinik nosyonu öğrenmiş olmak gerekiyor. Çünkü eğer tıp fakültesini bitireceksek bence en iyisi olma yolunda ilerlemiş olmamız lazım. Bu bize kesinlikle çok faydalı olacaktır. Peki ikinci sınıf tabii teorik yükü fazla. Bir sürü efsane vardır biliyorsunuz. İşte notlar yerden yüksekliği 1.60 finaldeki notların filan kesinlikle haklısınız. Ben üçüncü sınıfın en önemli noktasının patolojik yaklaşım oluşturmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü hastalıkların genetik ve patolojik temelleri ve yine klinikle korelasyon. Tabii ki fizik muayene temel tanı yöntemlerinin teorik kısımları. Çünkü dördüncü sınıfı staj olarak düşündüğünüz zaman
Özellikle buraya bir miktar teorik olarak hazır olmamız gerekiyor. Mesela periferik yaymanın teorik kısmını, elektrokardiyografinin teorik kısmını, akciğer grafisinin teorik kısmını mutlaka staja hazırlandığınız bu 3. sınıfta mutlaka bilmiş olmak gerekiyor. Bunlardan da örnek veriyorum. Mesela Epstein-Barr virüsü bize mikrobiyologların da çok anlattığı bir virüstür. İşte herpes virüsü ailesindendir, DNA virüsüdür, işte şöyle dirençlidir, şöyledir filan, ama artık o EBV geride kalıyor. Olması dışında, EBV'nin herpes virüsü olması dışında bir şeyler bilmiş olmanız gerekiyor. Yani immünsüpresif hastalarda görülüyordur, lenfoma yapabiliyordur, HIV hastalarında sıktır, nazofenis kanseri yapıyordur. Tanısı için periferik yaymada atipik lenfositoz gibi bulgulara ihtiyaç vardır. Tanı için monospot testi yapılabilir. Yani artık o mikrobiyolojideki EBV'den çıkmış olmanız lazım. Ya herpes tamam bitti, yok işte şu su var, bu su var, zarfı var, yok. Yani mutlaka klinik tanı koymamız için anlamlı riskleri bilmiş olmamız gerekir. Yani bir Burkitt lenfomalı çocuğun etiyolojisinde EBV olduğunu bilmiş olmanız lazım. Monospot testiyle tanı koyacağınız, işte atipik lenfositoz gördüğünüz zaman bu hani mutlaka Epstein-Barr virüsüne bağlı bir enfeksiyondur dediğiniz zaman 3. sınıfın temel hedeflerinden biri oluyor. İşte hangi hastalığın fizik muayenesi önemliyse bilinmelidir. Mesela işte tifo. Etken salmonella tifidir, işte katalazı vardır filan, yani atıyorum kafadan hani baktığınız zaman. Ama bunu demek yetmez. Yani tifo için siz karında taş rozeye denen döküntüleri vardır demiş olmanız lazım. İşte taşıyıcılarda mutlaka 4 hafta siprofloksasin vermiş olmamız lazım. Niye? Bununla temas eden hastalarda mutlaka profilaktik olarak önceden korumuş olmamız lazım. Yani artık o temel bilimlerin sizi bildiğiniz noktalarda biraz kabuğu yırtarak çıkmış olmanız gerekiyor. Dolayısıyla fizik muayene, temel tanılara gidişte mesela EKG'de anlatır, biyofizikçi de anlatıyor, fizyolog da anlatıyor. İşte vektörler, dipoller vesaire. Bunlar tabii ki sizin teorik kısmında vardır ama siz miyokard enfarktüsü EKG'si bileceksiniz. Aritmi EKG'leri bilmiş olmanız lazım. Elektrolitlerin EKG bulgularını bilmiş olmanız lazım. Niye? Çünkü 4. sınıfta bunları hastaların üzerinde göreceksiniz. Bu kesinlikle hazırlık aşamasında önemli. Yani hastaların fizik muayeneleri, klinikleri, tanıya gidişleri mutlaka senaryolarınızın içinde olması lazım. Bu da işte o birinci, ikinci sınıfta söylediğim klinik yaklaşımla beraber ancak olabilir. İşte mesela bir örnek daha getirdim. Hani çalışırken dikkat etmeniz lazım. Mesela anlatır biyokimyacı, fizyolog. İşte AST sitoplazmik ve mitokondriyaldir. ALT sitoplazmiktir. Bunu okurken ilk 3 sınavda belki dikkat etmeyebilir, ilk 3 sene belki dikkat etmeyebilirsiniz. Ama baktığınız zaman 3. sınıfta kitabın birinde yazar, dahiliye notunda yazar, der ki alkol temel olarak mitokondri hasar ön planda yapar. Bunu dediğiniz an sizin alkolik karaciğer hastalarında AST daha fazla artar diye bir yorum yapmış olmanız lazım. Çünkü bu yorumu yaptığınız zaman temel bilimlerden gelen bilginin klinikteki anlamını görmüş olacaksınız. Bunlar sizin için çok önemli bir bakış açısı kazandıracağını düşünüyorum. Tabii sonuç ilk 3 sene ezberlemek için dizayn edilmiş bir sınıf değil. Soru sorarak, sorgulamak için neden, nasıl, niye diyerek geçirirseniz sonraki tuz sürecini bırakın ileriki klinik hayatınızda da rahat edeceğinizi düşünüyorum. Tabii bu arada hani bu rahat etme dışında bu 3 sene içerisinde mutlaka İngilizce olayını halletmiş olmak lazım. Çok sona bırakmamak lazım. Hani birçoğunuz tabii bunu hallediyor, biliyor, ediyor ama sonuçta kafanızdaki soru işaretlerinin tuz sınavına yaklaştığınız süreçte mümkün olduğu kadar indirgemiş olmanız gerekiyor. Eğer bu şekilde davranırsanız ilk 3 sene, özellikle yeni başlayanlar için söylüyorum, tıp fakültesine sadece tuz sınavı için değil, kesinlikle ileriki klinik hayatınızda rahat edeceksiniz. Peki 4. sınıf sonrası, tabii başka bir sunumda anlatmaya çalışacağım. Çünkü 4. sınıf sonrası özellikle tuz için hani biraz daha tuğlaları örmeye başladığımız sınıflardan biri. Orada da yine kendi nacizane fikirlerimle size yardımcı olmaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum.